Merhabalar değerli izleyiciler. Sağlık gündemine hoş geldiniz. Keyifli, mutlu, huzurlu bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum efendim. Değerli izleyiciler, bugün stüdyomuzda çok değerli uzman konuğumuz, psikolog ve aynı zamanda psikoterapist Hazal Arslan. Hoş geldiniz Hazal Hanım. Hoş bulduk Hazal Hanım, teşekkür ediyorum. <laughs> Nasılsın, iyi misin? İyiyim, burada sizlerle birlikte olmak çok iyi, çok teşekkür ederim. Ee, hoş geldin diyorum tekrar. Öncelikle savaş psikolojisiyle ilgili sorularım olacak. Şu anda ne yazık ki bir savaş gündemi var dünyanın. Hepimizi evet. etkiledi, hepimizin psikolojisini etkiledi, endişelendik. Ee, bu konuyla ilgili sorular sormak istiyorum. Ee, soğuk ve sıcak veya sıcak savaşın insanlar üzerindeki etkileri nelerdir acaba? Evet, ee, şimdi aile terapisti Virginia Satir'in de dediği gibi bir insanı en çok mutsuzluğa ve depresyona sürükleyen şey belirsizliktir. Biz hayatımızda belirsizlikleri hiç sevmeyiz. Ee, sürekli geleceğimiz hakkında düşünmek ve geleceğimiz hakkında umutsuz olmak biz hep kaygılara hani hep anksiyetelerden falan bahsediyoruz. Ya, bunların temelinde yatan şey aslında hep belirsizlik duygusudur. Uh -huh. ee, dolayısıyla bizim mesela en çok vakalarda da çalıştığımız şey uçak fobisidir. Ee, i̇nsanlar çok fazla otobüse binmekten korkmaz ama uçağa binmekten çok korkarlar. Yine orada da problem işte uçağı kontrol edememe, uçağın havada oluşudur. Tabii belli bir miktar e, korku ve kaygı insan oğlunun yaşaması ve yaşamını sürdürmesi için gereklidir. Yani nasıl ki bizim çok 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 eski atalarımız dinozorlardan kaçtılar, vahşi hayvanlardan kaçtılar, mağaralara sığındılar. Bu insanoğlunun Homo sapiens'lerin e, yaşamasını sağladı. Dolayısıyla hı hı. bu belli miktardaki korkuyla biz hayata tutunuyoruz. Ama tabi bu korku yerine fazlalığıyla alıp da kaygıya bırakınca da ne oluyor bu 50 saatlik bir yolu belki otobüsle gidip bir ailenin telef olmasına sebep oluyor belki kazalara sebep oluyor yine savaşlarda da aynı şey ee, insanlar savaşa girdiğinde birden tüm emekleri tüm işte okulları iş yerleri vesaire ya geride bırakıyorlar ya da onların yok oluşuna şahit oluyorlar. Evet. Dolayısıyla e, biz burada da bir canlıyı model almamız lazım mesela hayvanlara bile baktığımızda bir kirpi bile yavrusunu ısıtmak için. Ona biraz yaklaşıyor ama tamamen değmiyor. Dolayısıyla tüm insan oğlunun, hani sadece başka ırklar değil, başka milletler değil ama tüm milletlerin, tüm dünyanın birbirini ısıtacak kadar yakın ama birbirine zarar verecek vermeyecek derecede de uzak olmaları gerektiğine inanıyorum. Dolayısıyla savaş insanların gerçekten belirsizlik, kaygı ve geleceğe yönelik şüphe, umutsuzluklarını çok fazla arttırıyor. İnsanlar bu noktada gelecekleriyle ilgili çok fazla şüpheye düşüyorlar. Ve çocuk yetiştirmede de bu noktada çok sıkıntı yaşıyorlar. Ama hep diyorum ki ben danışanlarıma da söylerim. Problem hiçbir zaman problem anında çözülmez. Dolayısıyla nasıl ki biz işte küçükken de ilkokulda da öğreniyorduk. Deprem tatbik hakkı diye bir şey vardı. Her zaman için çocuklarımızı da bilinçlendireceğiz. Hı hı. Yani bu artık başa geldiyse tabii ki ben de üzüntümü dile getiriyorum. Masum insanlar için çok üzülüyorum. Başa geldiyse biz bilinçli olacağız. Çünkü kaygıyı yenmenin en doğru yolu bilgidir. Sağlam bir bilgi edinmektir. Çocuklarımıza nasıl kaçmaları gerektiğini, nereye sığınmaları gerektiğini, işte e, o anda neler yapmaları gerektiğini, nasıl kendilerini korumaları gerektiğini öğretmemiz lazım. Nasıl öğretebiliriz? Yani geçmişten geleceğe en sağlam yer her zaman için devlet ve devlet kurumlarıdır. Hastane gibi, işte öğretmen evleri gibi, polis evleri gibi çocuklarımıza buraları öğretmemiz gerekiyor. Çünkü Allah korusun aileden birinin de başına bir şey gelebilir. Evet. Dolayısıyla çocuklarımızı çok iyi eğiteceğiz. Aynı zamanda işte e, çocuklar maalesef yakınlarından birini kaybedebiliyorlar. Ülkemizde de çok yazık e, üzülerek söylüyorum şehitlerimiz olabiliyor. Aileden biri kaybolunda da işte o gökyüzünde ya da e, o işte uzağa işe gitti ama geri gelecek gibi şeyler söylemek yerine onu kaybettiğini, onun öldüğünü çocuklara mantıklı, güzel bir çerçevede anlatmak gerekiyor. Ama tabii bu şey değil işte e, beş parçaya bölündü, on parçaya bölündü işte başına bunlar geldi gibi değil de Öldü ama işte bir gün hepimiz öleceğiz işte e, bu 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 süreçlerden geçiyor İnsanoğlu ve hayattaki her şey doğar büyür ve ölür bu şekilde çocuklarımıza anlatabiliriz. Savaştan dönen askerler, aileleri ve çocuklarının psikolojisi nasıl oluyor? Ne, nasıl etkileniyorlar? Evet, yani şimdi ne yazık ki gelişen teknolojiyle birlikte e, askerden çok biz sivillerin öldüğünü görüyoruz artık. Hı hı. E, mesela Birinci Dünya Savaşı'nda savaş sonrası ölenlere bakıldığında siviller yüzde beş, askerler yüzde 95 iken İkinci Dünya Savaşı'nda teknolojinin gelişmesiyle 67 halk, yüzde 33 asker ölmüştür. Dolayısıyla bu sivillerin hayatını alt üst eden, okullarını, evlerini yıkan, bir evi hiçbir zaman bir valize sığdırmak mümkün değildir. Dolayısıyla o evden kaçarken de yine çocukların mesela bir oyuncağını almalarına mutlaka aileler izin versin. O mesela o oyuncak ayıcık çocuğun vatanı oluyor. Çünkü evinden bir parçayı yanında götürüyor. Dolayısıyla şunu da görüyoruz ki mesela Shell Shock sendromu gibi, afgan sendromu gibi savaştan sonra askerlerde birçok psikolojik rahatsızlık görülmüştür. Tabii bunu eskiden insanlar bilmediği için idam ediyorlarmış askerler işte savaştan kaçmak için numara yapıyor gibi. Ama öyle değil tabii. Ailelerde de işte kadınlar araştırmalara baktığımızda erkeklerden daha çok etkileniyorlar. Çünkü kadınlar daha duygusal. İşte daha çok bizde oksitosin hormonu olduğu için biz evimize de daha çok bağlanıyoruz. Çocuğumuza da daha çok bağlanıyoruz. <laughs> kadınlar mobilyalarına bile bağlanırlar, değer verirler. Dolayısıyla erkeklerde şöyle bir şey var kadınların aksine. Erkeklik her zaman için bizim toplumumuzda da dünyada da kazanılması ve devam ettirilmesi gereken bir şeydir. İşte biz parkta bir kız grubu kavga ederken ona karışmayan kızlar gördüğümüzde Garipsemeyiz yani evet akıllı bir kız hanımefendi bir kız kavga etmiyor deriz. Ama o okul ortamında tüm arkadaşları bir kavgaya karışmışken yanında başka bir çocuk duruyorsa hemen onun erkekliğinden bir şüphe edilir. Dolayısıyla erkeklerin o savaşçı içgüdüleri e, hep vardı içlerinde. Onlar bunu daha çok normal karşılayabiliyorken kadınlar o kadar değil. Tabii her zaman her savaşında en çok etkileneni ve yıkıma uğrayanı çocuklar oluyor. Yani biz savaş sonrası insanlarda 15'e yakın psikiyatrik rahatsızlık görüyoruz. Mesela e, savaş sonrası o savaş anındaki işte bir video çekimi olabilir, bir asker şapkası olabilir, işte insanların yıkılan evlerinin görüntüsü olabilir. Bu insanlarda titreme, şok, göz bebeklerinde büyüme, kalp çarpıntıları, konsantre olamama gibi birçok psikolojik rahatsızlığa ve bunalıma sebep oluyor. Belki de yöneten kişiler kadın olsaydı böyle savaşlar olmayacaktı. Böyle Umarım. bir karakter analizi hani yaptıktan evet. sonra aklıma öyle bir şey geldi benim de yani. Evet, kadınlar biraz daha merhametli, duygusal davranıyorlar belki. O yüzden evet. de kadınların yani yönetim birimlerinde yer alması ne kadar önemli diye düşünüyorum. Kesinlikle. Peki, savaş öncesi çocuklar nasıl eğitilmeli diye biraz bahsettin. Durumların evet. ona nasıl açıklanacağına ilişkin neler söylemek istersin? Evet, e, öncelikle çocuklar birden hışımla tabii ki evden çıkarılıp güvenli bir noktaya götürülmeye çalışıyor. Bu noktada çocuklarımızla hep konuşmalıyız, onlara durumu anlatmalıyız. Yani çocuklara o an yalan söylediğimizde, işte ya bu aslında öyle bir şey değil, farklı bir şey dediğimizde çocuk diyor ki bir hafta geçti, on gün <laughs> geçti e insani insani şartlar altında da yaşamayarak geçen sürede çocuk diyor ki siz bana bunun bir oyun olduğunu söylediniz ama bu nasıl bir oyun? Ben bu oyunda mutlu değilim. Dolayısıyla çocuklara gerçekçi bir şekilde anlatacağız. Şimdi Maslow'un da bir hiyerarşi tablosu vardır. İşte ilk önce psikolojik değil de fizyolojik ihtiyaçların karşılanması. Yeme gibi, barınma gibi ihtiyaçlar. E, i̇nsanlar evet tuvalet, bu tarz işte duş alma bile değil mi? Mesela Çok bugün önemli. savaş orada belki 10. gününü Tabii. geçiyor. Evet. İnsanlar duş dahi alamıyorlar, yemek dahi yiyemiyorlar, yeni doğan çocuklar var, sığınaklarda doğuyorlar vesaire. Bir öğün yemekle beslenen bir anne ne kadar emzirebilir çocuğunu? Dolayısıyla çocuklarımıza bu durumları anlatacağız ve bu sürenin belki daha da uzayacağı bilincinde olmalarına katkıda bulunacağız. Tabii o fizyolojik ihtiyaçlar karşılanmadığında bizim psikolojik ruh sağlığımızı, psikolojik iyi oluşumuzu da etkiliyor. E bu da insanlarda artık Ukrayna'da da gördüğümüz durum, yavaş yavaş halkın da morali çok bozuluyor, yönetenlerin de morali çok bozuluyor. Yani yine hep diyoruz ya yeri geliyor, insan ne yazık ki evini bile geride bırakıyor ama biz beden, her şey tutan, taşıyan, kusan, hep bedendir. Hı hı. Hep diyorum ben, beden mekandır. Yani bakın bedenimiz yine bizimle. Onun için bedenimize ve ruh sağlığımıza çok fazla yatırım yapmamız gerekiyor. Yani o bazen diyoruz ya işte dış kaynaklarla mutluluk olur mu? Parayla, kariyerle vesaire. Yani onlar gittiğinde yine sen kendinle baş başa kalıyorsun. Hep ilk önce o sermayeyi bir kendimize yatırmamız gerekiyor. Peki bu süreçte ne gibi hastalıklar ortaya çıkabiliyor? Belirtileri neler olabiliyor? Evet. En en sık gördüğümüz hastalık travma sonrası stres bozukluğu. Hı hı. E, travma sonrası stres bozukluğu çözülmesi de güç bir hastalıktır çünkü e, insanlar en ufak bir siren sesi. Bugün biz bile o siren seslerini duyduğumuzda tüylerimiz evet. diken diken oluyor ki bunu o ortamda yaşayan, o havayı, o ölüm kokusunu hisseden insanlar var. Dolayısıyla en ufak bir zil çaldığında bile bu insanlar titreme ve şokla. Ee, ...kendilerini kaybedebiliyorlar. Çok ani öfke nöbetleri geçirebiliyorlar. Ee, birçoğu ilaçsız hayatına devam edemiyor ne yazık ki. E, tabii o ortamda yaşamış çocuklar sonra bir vatana ne kadar hayırlı olabilir? Göçmenler. Mesela bugün bizim ülkemizde de çok büyük bir göçmen dalgası var. Hı hı. Belki 5 milyon belki sayısını bilmiyoruz daha fazla... Ve sürekli çocuk da doğuruyorlar, sokaklarda çocukları görüyoruz. Şimdi bu göçmenler ileride Türkiye milletine ne kadar hayırlı olabilir, değil mi? Yani e, bu çocuklar sokaklarda yaşıyor, çadırlarda yaşıyorlar. Bunların halkla iç içe girmesi, e, kaynaşması da zor oluyor zaman zaman. Dolayısıyla çocuklar eğitimden de koparılıyor. E, bu çocukların çocuk işçi olması, çocuk gelin olması da çok fazla artıyor. İşte evden bir boğaz eksilsin hani hemen yerini bilsin vesaire gibi bunlar hep çok daha acı sonuçlarla birlikte hayatımızda göreceğiz. Yani bunların problemleri tabii sadece bugün değil bundan belki bir 20 yıl sonra çok daha belirgin olacak o çocuklar büyüdüğünde. Evet, çok doğru. Biraz e, ikili ilişkilere geçmek istiyorum ama evet. ondan önce bir an önce bu savaşın bitmesini ve tüm dünyada barışın hakim olmasını evet. diliyorum tabii ki. Tabii tek dileğimiz. Evet, e, ikili ilişkilere geçmek istiyorum. Evet. E, herkesin gündeminde olan bir konu. Yanlış evet. insanla birlikte olduğumuzu nasıl anlarız? Evet, e, ikili ilişkiler o kadar önemli bir konu ki bugün e, öncelikle televrin sizlerin verdiği hizmet çok kıymetli çünkü. Ee, çok büyük de bir küresel ekonomik problemler yaşadığımız için herkes psikoloğa gidemeyebiliyor. Ya da herkes çok ağır şartlar çalıştığı için zamanı yetmeyebiliyor. Hı hı. Dolayısıyla ben bugün seyircilerimize şunun garantisini veriyorum. Bir psikoterapiste gitmiş gibi olacaklar yani seans almış gibi. Şimdi evli olan, boşanmış olan ya da e, genç herkes izlesin bu programı. Çünkü hepimiz bir ilişki içindeyiz. Ee, öncelikle yanlış insanla birlikte olduğumuzu nasıl anlarız? Birincisi bizim tüm ruhsal problemlerimiz ilişkideyken ortaya çıkıyor. Yani biz işte ilişkimiz yokken evde televizyon izliyorken ya da bir spor salonu gidiyorken ilişkimizdeki karakterimizdeki problemleri anlayamıyoruz. Hı hı. Şimdi bakıyoruz yanlış insan kimdir? Yanlış insan öncelikle iletişim problemleri vardır bunların. İşte sürekli konudan konuya atlar atlarlar dikkat dağınıklıkları vardır. Bir konu üzerinde uzun sohbet edemezler. Biz hep diyoruz, konuşabildiğiniz insanlarla beraber olun. Çünkü aşk bir insan, bir insan beyni ömür boyu aşık olamaz. Önemli olan aşktan sevgiye geçebilmektir, saygıya geçebilmektir. Tabii aşktan sevgiye geçebilmek için de belli bir kişilik ve karakter gerekiyor. Yani bu noktada kişiler mutlaka konuşabildikleri insanlarla aynı evi paylaşmaları, aynı yuvayı paylaşmaları gerekiyor. Öyle olmazsa ne olur? Yanlış insan kim hayatınızdaki? Ee, konudan konuya atlarlar. İşte işe gittiniz, işten geldiniz. Bir yerde belki bir kahve içtiniz, evde oturuyorsunuz. Şüpheci, şüphelenen her zaman için şüphede bırakır. İşte dalıyor, gidiyor, siz soruyorsunuz neyin var, ne? yani neden böylesin, moralin bozuk, cevap vermez. Aradan bir saat geçer, tak bir soru sorar. Sen bugün o adama niye öyle baktın ya? Sen şurada benim anneme niye böyle bir laf soktun? Yani sonra hiç ummadığınız bir anda size böyle bir şey söyler. Bunlar işte kendi yaşadıkları hisleri siz yaşana kadar sizi rahat bırakmazlar. Sonra manipülatiflerdir. İşte mesela bir etek giymek istiyorsunuz ya da kısa bir elbise. Ee, o eteği giyme demez bu manipülatif insanlar. Ya eteği giy etek çok güzel ama sanki senin bacakların kalın derler. Ya da işe gitme demez yani öyle dürüst olsun canımızı yesin bazen ama bazı erkekler maalesef ya da kadınlar çok da dürüst davranmıyorlar. Ya işe git çalış ama sen prensessin ya ben senin yorulmana kıyamam ben yorulayım ben çalışayım. <laughs> Bu tarz manipülatif hareketlerle e, sizi aynı zamanda sosyal çevrenizden de alıkoyarlar. Sayıklıyor. Evet, işte ya Ayşe iyi bir kız değil sanki. Aslında ben senin arkadaşların olmasını istiyorum da Ayşe seni kıskanıyor, ilişkimizi kıskanıyor. İlişkimize zarar veriyor. Onun için onunla görüşme bence. Yani e, partneri yalnızlaştırıp tek evet. başına bırakılması normal bir hareket değil. Tabii ben hep danışanlarıma şunu söylüyorum. Bir sepette tüm yumurtalar taşınmaz. Şimdi herkesten soyutladın kendi ailenden soyutladın, aşık oldun dedin, kocam var diye işten çıktın, arkadaşlarından uzaklaştın. Ne oldu? Bir sepetteki bir bir sepet yere düşünce tüm yumurtalar kırılır. Sonra tutunacak dalları kalmıyor. Peki e, kadın e, böyle bir şeyi algılayabilir mi? Algıladığında ne yapması gerekiyor? İşte eğer şanslılarsa evlenmeden önce algılayabilirler. Bazen Hı. de algılamak istemiyorlar. Ama evlenmeden önce anlıyorlarsa Kaçsınlar diyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Biz, Kesinlikle. E, bir şey e, duyuru yapmak istiyorum değerli izleyiciler sizin de ikili ilişkilerle alakalı kadın erkek ilişkileriyle alakalı sormak istediğiniz sorular varsa e, programımızı arayarak e, uzman psikolog psikoterapistimize sorabilirsiniz. Evet. E, Yine kötü duygu atan, atan partnerler. <laughs> i̇şte e, ailesiyle problemleri vardır, iş yerinde mobbinge uğruyordur, e, çevresiyle problemleri vardır. Bu kötü duyguyu partneri de hissedene kadar rahatlamaz. Yani partneri de hissetmesini evet. istiyor. Kendisi çaresizse partnerine de çaresiz hı hı. Hisseder, hissettirir. Kendisi değersizse partnerine de değersizlik duyguları aşılır. Ne zaman ki siz o kötü duyguyu alırsınız ondan sonra rahatlar. Daha sonra yine gördüğümüz bir nokta hep kendini acındıran. Hep kurban psikolojisindeki kişiler. Anam da böyle yaptı, babam da böyle yaptı. Ya da yaptı. çok yoğun çalışıyorum. Evet, hep ben çalışıyorum, ben yoruluyorum. İşte erkek kardeşime verildi zaten tüm miras falan filan. Bunları <laughs> hep duyuyoruz. Siz acıdıkça beyniniz ona bağlanıyor. Siz acıdıkça diyorsunuz ki ya o ben siz yapamaz. Aslında size kendini acındırıyor, acındırıyor. Sonra hiç acınmamış gibi gidiyor başka yerlerde. Yani bunu bilinçli mi yapıyorlar? Tabii. Bunu bilinçli yapıyorlar. Yani aslında ben sensiz yaşayamam gibi gösteriyorlar. Sürekli kendilerini acındırıyorlar. Ben hep mağdurdum diyorlar. Siz onu acıdıkça o alt beyniniz siz farkında bile olmadan o kişiye bağlanıyor. E tabii sonra siz onu bırakamıyorsunuz. Çünkü biz kadınlar bizde oksitosin hormonu da çok fazla olduğu için bağlanma hormonu. E, çocuklara da ilk başta nasıl bir duygunuz vardır acıma değil mi? Ah ben siz ne yapar? İşte hı hı. He, benim onu doyurmam lazım. Benim onu beslemem lazım gibi. Biz maalesef erkek ilişkilerinde de böyle bakıyoruz. Erkeklerle olan ilişkilerimizde hep acırız, Acıyarak onlarda bağlanırız. Onlar da oksitosin hormonu olmuyor mu? Tabii. onlar da çok az, kadındakinden çok daha az. Daha Hı -hı. çok kadınlar bu hormonu salgılıyor ve sonra biz bir bakıyoruz ki bu kötü duygular yaşadığımız, olumsuz ilişkiler bizim aslında tüm dünyayla ilişkimizi değiştirmiş, iş hayatımızda değişmiş, aile hayatımızda değişmiş. Bir bakmışız ki. Ona o kadar yoğunlaşmışız, kendimizi ihmal etmişiz ve bizim hayatımız mahvolmuş. Hı, hı. Dolayısıyla burada ailelere de şunu söylemek istiyorum. Birçok insan da baba evine şundan dolayı dönmüyor. Anneyle baba diyecek ki biz sana demiştik. Biz hı hı. o adamın kötü olduğunu sana söylemiştik. Danışan diyor ki ya diyor sırf bu kelimeyi duymamak için ailemin evine evet, dönemiyorum. Evet, boşanmalarda da onu çok duyuyorum ben. Evet. davalarda. Evet. Bu noktada ailelerin de çocuklarına karşı evet olabilir. Bir hata yaptı ama hala bizim çocuğumuz, Tabii ki. hala bizim kızımız, hala bizim oğlumuz. Dolayısıyla hata da yapsa, e, onlara sırtımızı dönmememiz gerekiyor. Kesinlikle öyle. Yani sonuçta hayat tecrübesi, hiç kimse mükemmel bir hale gelmiyor. Evet. Dört dörtlük birden bire davranılamayabiliyor. Evet, Yaş küçükken de bu tarz e, hataların yapılma olasılığı daha yüksek oluyor sanki. Evet tecrübesizlik olabilir. Ya da algıları o kadar açık olmuyor. Böyle evet. bir hamle bir dünyada yaşıyorlar. Evet. Sosyal medyanın da burada çok etkisi var. Kesinlikle. O aşkları böyle çok abartılı bir şekilde evet. yansıtmalarının da çok etkisi evet. var. Değil Zaten, mi sosyal medyada? Evet Biz psikologlar hiç o birden işte köşe başında çarpışırlar birbirlerine aşık olurlar ya <laughs> biz o duyguları hiç sevmeyiz mesela. O ani, alevli, tutkulu Hı -hı. aşkları hiç sevmeyiz. Çünkü... Zamanla yayılması mı gerek? Evet. Çünkü onlar çabuk Çabuk sönüyor işte o cicimayı bittiği anda çünkü aşık olduğumuzda zaten her şey güzeldir. E, vücudumuz belli hormonlar salgılıyor ötekini arzuluyoruz işte onunla yaşayacağımız şeyler var vesaire. Ama bunları yaşadıktan sonra işte dedim ya ilişkiye geçmede problemler yaşıyoruz. O aşk duygusu bittiğinde o cicimayı bitti dediğimizde de problemler başlıyor. Hı hı. Peki ikili ilişkilerde gerek karı koca gerek kız erkek arkadaş sevgili ilişkilerinde iletişim nasıl olmalı? Evet, e, şimdi demin dedim ya çok konuşmaları gerekiyor diye konuştuğunu, sizi anlayan, sizin derdinizi de dert olarak gören insanlarla birlikte olun. E, şimdi ben hep diyorum ki işte bu ilişkilerde diyelim ki ilişkiniz kötü ne yapmanız gerekiyor? Yani bizi sıkan, bizi yoran, işte e, monotonlaşmış, artık bize zarar veren e, ilişkilerimizde ne yapacağız? Diyorlar ki çok özlüyorum sonra. Hı hı. İşte özlemelerinin sebebi de demin dediğim gibi. O aşkı bulduklarında her şeye sırt dönmeleri. Öncelikle şuna bakın. Onun yüzünden kimlerle aranız bozuldu? Yani kimlerle siz zıtlaştınız? İşte hı hı. görüşmemeye başladınız. Bu yorulmuş, yıpranmış ilişkilerde önce diğer ilişkilerinize yöneleceksiniz. Bir ilişkiyle çalışmak demek kendinle çalışmak demektir. Önce kendini güçlendireceksin. Arkadaşlarına dış dünyaya döneceksin, hobilerin olacak ve terk edildin diyelim ki e, ya da sen terk edeceksin. Şimdi sürekli bir tartışmanda işte senden boşanacağım, senden ayrılacağım, seni terk edeceğim diyorsun diyorsun bu belli bir süreden sonra karşındakine blörf olarak geçiyor. Çünkü neden? Çünkü sen güçsüzsün. Çünkü senin ondan başka hiç kimsen yok ve o da bunu senden iyi biliyor. Bir telefonunuz var hemen kaldığımız Tabii. yerden devam edeceğiz izninle. Alo merhabalar efendim buyurun hoş geldiniz yayınımıza. Alo merhabalar. Evet. Ee, i̇yi yayınlar diyorum. Teşekkürler. Ee, benim hocama bir sorum olacaktı. Tabii Buyurun. Hocama. Buyurun. Ee, şimdi e, eşimin ailesinden e, ufak bir hastalığı var. Ben bunun genetik olduğunu düşünüyorum. Hocamın belirttiği gibi biz karşılıklı sohbet edemiyoruz. Konudan konuya geçiyor. 5 yıllık, 10 yıllık mevzular açıyor. Hep böyle mağdur edebiyatı hani ben yaptım, ben bilmem ne yaptım gibi bu belirtiler var. Bu bir hastalık belirtisi mi? Ee, okuduğum kitaplardan da bunun bir bolar bozukluğunu oldum. Hani aşırı uyku, e, şeyleri, iş görememezlik falan. E, bir iş yerinde mesela uzun süreli çalışamamazdık. Bunlar e, bir hastalığın belirtileri mi hocam? Anladınız evet. mı soruyu? Evet. Anladım. Tamam teşekkür ederim. Yanıtlayalım efendim sorunuzu. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Buyurun. Öncelikle seyircimize çok teşekkür ediyorum bize bağlandığı için. Şimdi beyefendi diyor ki eşimle konuşamıyoruz, sohbet edemiyoruz ve o diyor başka işlerde de başarılı diyelim. Şimdi hanımefendi büyük ihtimalle ailesinde de dışlanan, çok fazla konuşulmayan, işte yetenekleri ön plana çıkmamış biri. Hı hı. Çünkü konuşma yeteneği, sosyal ağları biz ilk başta ailemizde öğreniyoruz. Dolayısıyla bu kişiler ailesine çok fazla dışlandığı için evlilik hayatlarında da çok fazla pasif oluyorlar. Hı hı. İşte e, kendilerini eşlerine çok fazla bırakıyorlar. Hani baba hep onu e, şey yaptıysa manipüle ettiyse işte sen yapamazsın abin yapar. E, sen geri planda dur işte e, biz senin yerine yaparız. Hep onun yerine başkaları karar verdiyse... Evlilikte de kendilerini çok bırakıyorlar. Belli bir noktadan sonra da beynimiz çalışmaya çalışmaya, bir şeylerde aktif olmayarak, başarılı olmayarak artık sürekli rutin bir düzene giriyor. Sadece işte bazen bu kadınlara duş almak bile çok zor gelir mesela. E, depresyonda olan kadınlar evlerini mesela temizlemek istemezler. E, asla çalışmak istemezler. Bir tane çocukları bile varsa o çocuğun bakımı çok zor gelir kişilere. E tabi iletişim noktasında eşiyle de görüşemiyorlar. Ee, Peki beyefendinin saydığı özellikler bir depresyon belirtisi mi yoksa bir hastalık mı? bipolar diyor yani bir iletişim sorunu evet. mu olabilir? Ee, şimdi iletişim kuramıyoruz dediğinde ben şunu anladım. Büyük ihtimal iletişim kurmaya başladıklarında kadın çok fazla sert tepkiler, ağlama ya da kriz nöbetleri. işte ben zaten şunu şunu çektim. Ya da konuşmuyor çektim. olabilir. Evet histerik kadınlar diyoruz bunlara. Histeronik kişilik bozuklukları. Yani ikisi de olabilir. Evet e, şimdi... Büyük ihtimalle kurban psikolojisine girdiği ise çok fazla ağlıyordur da bundan dolayı da histerik diyoruz. Ee, bir uzmandan eğer fırsatları varsa yardım almalarını evet. dil, e, dilerim isterim çünkü bizde maalesef ki hastalık yok hasta vardır. Her hasta çok özeldir. Ama onlara tavsiyem e, biz çift danışanlarımız geldiğinde şöyle söylüyoruz: e, Cinsel yaşamlarını da canlandırmak için işte yataklarını mutlaka ayırmasınlar. E, haftanın belli günleri e, birbirleriyle baş başa zaman geçirsinler. O rutin hayattan birazcık kopsunlar. Artık hı hı. o monotonlaşan, yorulan, yıpranan ilişki. İşte her gün aynı yerde, aynı saatte e, cinsel yaşamları varsa bunu farklılaştırsınlar. Sürekli aynı saatte yemek yeniliyorsa bunu rutinin dışına çıksınlar. Bir günde balkonda otursunlar. E, eşleriyle biraz inzivaya çekilsinler. Uzaklaşsınlar oldukları bölgeden. Kısa süreli bir tatil yapsınlar imkanları varsa ya da onların da bir süre ayrı kalması da daha iyi olamaz evet, mı? Evet, biraz özlemek çok güzel söylediniz. Biz danışanlarımıza biraz o yoklukla onu sınamak yani ben yokken sen nasılsın? Aslında birbirimizden ayrıken nasıl olduğumuz çok önemli. Biz kadınlara bakıyoruz. Kadınlar boşandıktan sonra nefes alıyorlar. Çok Hı -hı. ilginç mesela biz kadınları daha duygusal görüyoruz ama. Boşandıktan sonra bana gelen erkek danışanlar bitmiş oluyor. Hı hı. İnanılmaz bir bunalıma giriyorlar ve yapamıyorlar. Kadınlar diyor ki nefes aldım oh ya hayat varmış gibi bakıyorlar <laughs> Çünkü bu ilişkiye. Çünkü bütün o yükü kadın üstlendiği için o sırada boşanmaktan evet. boşandıktan sonra da tek kaldığı için. Evet. Muhtemelen yani, alan açılmış oluyor hayatında kendisine. Kesinlikle yani kadın bir de büyük ihtimalle çok fazla konfor alanı içinde. Yürümekten korkuyor seyircimizin eşi. Şimdi biz bebeklerde de görüyoruz. Bebekler yürüyecek, değil mi? Ama ne kadar düşüyorlar? Hı hı. İşte o potansiyelin farkına varana kadar düşüyorlar, kalkıyorlar. İkimiz de anneyiz mesela kim bilir çocuklarımız ne kadar düştü, değil mi? Ama en sonunda yürüyorlar. Tabii. Dolayısıyla biz de insan olarak insan beyni böyledir. Bir şey için çok fazla düşer, ama düştükten sonra kalkınca hayat daha güzel bir yer oluyor. Ee, bu kadın da, bu kadın danışanımız da e, seyircimizin eşi. Mesela konfor alanından çıkamamış, rutinlerinin dışına çıkamamış. Ben diyor burada kalayım, köşemde kalayım, işte eşimle de daha iyi olmasa da olur, işte çalışmasam da olur, iletişim kurmasam da olur ama hep aynı yerde kalırsın. Bir de İleri bipolar'dan bahsetti. Bipolar kişilik bozukluğu ile ilgili birkaç cümle söylemek ister misin? Çok evet. e, duyuruların yani işi, basında yer aldığını görüyoruz. Evet, seyircimiz de bahsettiği evet, için onun evet. da biraz aydınlansın. Şimdi bipolar kişilik bozuklukları bizi ilk başta çok mutlu ederler bu insanlar hayatımıza girdiğinde heyecanlıdır. Her şey dorukta yaşarlar. Bize aşkı, sevgi, çok tutkulu gösterirler. Ama birden o modları çok değişir. biz buna manik depresif de diyoruz. Birden depresiflerdir, birden çok mutlulardır. İşte birden mesela bir köpek almak ister. aradan bir hafta geçer der ki ya ben bu köpeği öldüreceğim ya bakamıyorum. Yani dengesizlik mi? Evet, çok dengesizlerdir. İş hayatlarında da öylelerdir. İşte birden bir şevkle işe girer bir ay sonra der ki yok ya ben evimi özledim evde durayım. Ee, bir şey sürekli hale yani getiremezler. Yani tutarlı ve sürekli bir davranış gösterilmemesi mi bireyin? Evet, ilişkilerinde, çocuk bakımda çok tutarsızlardır ve senkronize değildir bu insanlar. Peki iyileşebilir mi? İyileşebilirler tabii. ilaç yardımıyla da iyileşebilirler, psikoterapi destekleriyle de iyileşebilirler. Senkronizasyon da ne demek hani seyircilerimizin anlaması evet. için? Şimdi eşi e, beyefendi, bağlanan beyefendi diyelim ki bir olaydan bahsediyor, üzüldüğü bir noktadan bahsediyor. Kadın birden gülmeye başlar mesela. Üzüldüğü bir noktadan bahsedince gülmesi. Evet, senkronizasyon. O duyguları senkronize edememek. Çocuğunu da büyütürken aynı şekilde yapacağı için çocuklara da dengesizlik evet, geçmiş olur. Bu psikolojik rahatsızlıkları çocuklarına da aktarıyorlar. Hı hı. Çocuk ağlıyor mesela diyor ki anne resim çizemedim işte ya da düştüm. Kadın gülüyor. Çocuğun hissettikleriyle çocuğa yaklaşmadığında bu senkronizasyon bozuklukları, bu tutarsızlıklar çocuklarımıza da yansıyor, ilişkilerimize de yansıyor. Peki mutlu aşk var mı? Evet, mutlu aşk var mıdır? Ee, şimdi ilişkilerde öncelikle mutlu aşk, mutsuz aşktan ziyade sağlıklı bir ilişkide mutluluğu tadabilmek çok önemli. Hı hı. Ee, biz sağlıklı ilişkilere, mutlu aşklara bakıyoruz. Diyoruz ki siz mutluluğunuzu bir skala veriyoruz. Diyoruz ki birden ona bir sırala bakalım. Kişi diyor ki ya, diyor, benimki 10 üstünden 4. Sonra... E, karsına onu 10 on üstünden 7 mutlu edecek biri çıkıyor ona bağımlı oluyor. Dolayısıyla aşkta bağımlı olduğu için mutluluğu yakalayamıyor. Ama eğer ki demin dediğimiz gibi yürümeyi kendisi öğrenirse, potansiyellerinin farkına varırsa zaten kadın ya da erkek kendi başına 10 üstünden 7 mutluysa, 8 mutluysa Birisi hayatından çıktığında da çok fazla mutsuz olmuyor. <laughs> evet. Dolayısıyla aşk ilişkilerinde de daha fazla sınırlarını çiziyor. Daha fazla kendinden emin hareketlerde bulunuyor. Karşısındakini kaybetmekten korkmadığı için de karşısındaki de o korkuyu ve kaygıyı yaşamıyor. Öbür türlü karşımızdakini çok fazla bunaltıyoruz. İşte ona çok fazla ebeveyni gibi davranıyoruz mesela. Kadınlarda gördüğümüz en büyük yanlışlar erkeğe çok fazla annesi gibi davranıyor. Ben onu soracaktım tam da sağlıklı ilişkide iletişim nasıl olmalı? Kesinlikle evet. bir kere annesi ya da babası gibi davranılmaması evet. gerekiyor. Ee, bazen görüyoruz ya çok genç kızlarımız işte yaşı, yaşça büyük erkeklerle evleniyorlar. Onlar işte o geçmişte tadamadığı baba duygusunu işte babam olsun arkamda bir güçlü eril bir güç olsun bir otorit olsun. Bunu babasıyla tamir edemeyenler hayatını aldıkları yeni erkekle tamir etmeye çalışıyorlar. E bu da ne oluyor? Kişinin sağlıksız ilişkilere başvurması neden oluyor. Kadın ne hata yapıyor? Kadın da erkeğin annesi gibi davranıyor. Sonra belli bir noktadan sonra işte yemeğini yedin mi? Bak iş yerinde terlersin, üşütürsün bir tane de yanına tişört al, ilaçlarını içtin mi? Bu ilk başta erkeğe hoş gelir ama erkek aradan 3-5 ay geçer. Ya diyor ben annemle evli değilim. Ben diyor asi bir erkek ergen gibi tepki verirler. Der ki karışma bana, arama beni, sürekli beni rahatsız etme derler. Sonra o erkek hiç kimse annesi gibi bir kadınla da birliktelik yaşamak istemediği için cinsel hayatları da sonra mahvoluyor. Hı hı. Dolayısıyla mutlu aşkın birinci e, sırrı diyelim erişkin erişkine, yetişkin yetişkine eşit eşite bir ilişki. Yani yaş farkı dezavantaj mı ilişkide? Mesela 30 yaşındaki... Bir kadınla 50 yaşındaki bir erkeğin evlenmesi ya da tam tersi bu bir dezavantaj mı? Bu mutlaka dezavantaj artı sağlıksız bir durum. Yani 20 hı hı. yaş farkı artık kuşaklar arası bir farklılık var ortada. Ve 30 yaşındaki bir kadın neden 50 yaşındaki bir erkekten beklentiye giriyor? Yani hiçbir beklentisini karşılayamaz. Hı hı. Dolayısıyla sadece babası gibi olur. Yani <laughs> onun babası gibi ihtiyaçlarını karşılar. Maddi boyutta, fiziki boyutta karşılar ama ruhsal olarak... Ee, hiç sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Peki kaç yaş olmalı e, güzel, yani sağlıklı evet. bir ilişki için aradaki fark ya da akran mı olunması evet. gerek? Yani bence akran olmak tabii ki güzeldir ama kadının doğumundan itibaren kadınlar e, yaşadığımız toplum, toplumun işte. Hani hep bize attığı bir tokat vardır. Biz erkenden büyürüz. Mesela <laughs> hmm, evet. kızlar, genç kızlar bir periyodik dönem yaşarlar. Bir Sormayın. özel dönem. Evet. Aslında daha kadın olmamışlardır ama biz ona hemen bir kadın muamelesi yaparız. Dolayısıyla e, bunlar daha çok küçük yaşta hep hayatın sorumluluklarını aldıkları için daha çabuk olgunlaşıyorlar. Erkeklerde erkeklerde daha çok işte sen şunu yaparsın, sen erkeksin, sen bunu yaparsın... ...o sorumlulukları çok fazla ona yüklemezler. Yani bir şey yaptığında, hata yaptığında bu senin karşına sonuç olarak çıkacak çok demiyor aileler. Erkekleri çok fazla annesinin paşası, babası, babasının <laughs> prensi gibi büyüttükleri için... <laughs> ...dolayısıyla kadınlar daha çok olgunlaştığı için... ...kadınlar erkekten 3-5 yaş, belki 8 yaş küçük olabilir. Ama bir 20 yaş çok fazla, bir 30 yaş çok fazla. Erkek de kadından 1-2 yaş küçük olabilir... Tabii olgun bir, iki bir yaş. kişiliğe sahipse belki 3 yaş olabilir. Peki mesela bazen de ilişkilerde maddi kaygılarla ayrılamıyor kadın veya erkek. Evet. Ya da mesela evliliği seçerken de maddi duruma bakılarak çıkar ilişkisiyle e, Bu konuda neler söylemek istersin? Evet. Ya bu öncelikle çok üzücü bir durum. <laughs> Ülkemizde de baktığımızda dünya üzerinde tüm taşınmaz mülklerin sadece yüzde bir kadınlara aittir. Evet. Dolayısıyla bir erkek çocuğu ablasından para alıyorsa ablasına şiddet uygulayamaz. Küçük kız kardeşinden işte o da okusun, o da okusun, ikisi de çalışırlar. Eğer ondan para alıyorsa ona şiddet uygulayamaz. Yani ama o ona para veriyorsa ona şiddet uygulama gücünü buluyor kendi. İnsanlar ne yazık ki tabii ki doğru değil. Ee, birisini zaten biz kızlar da evlenirken diyoruz ya, hadi verdim gitti. Almaya geliyorlar, istemeye geliyorlar. Biz de diyoruz ki verdik diyoruz. Dolayısıyla isteme yanlış, törenleri de çok yanlış. Çünkü biz alınıp verilecek insanlar değiliz tabii aslında. Ki. Ama geleneksel olarak ne yazık ki hepimiz bunu yapıyoruz. <laughs> Bu bir gelenek oldu artık. Dolayısıyla alma verme mevzusunda erkekler bazen ne yazık ki psikopati dediğimiz işte narsist ve zorba erkekler kadınları kendi mülkü gibi görüyorlar. Uh -huh. Dolayısıyla burada devlet ne yapabilir mesela? Devlet diyebilir ki bu evi alırken ben senin eşine vergide yüzde indirim yapıyorum mesela. Bir çözüm olarak kadınlara İşte en son Medeni Kanunu'nda gelen değişiklikle boşanmada ama o. 2002 senesinden sonraki evliliklerde edinilmiş mallara katılma rejimi kabul edildi. Evet. O da iyi bir düzenleme %50 sayılıyor. Yani maddi çıkar gözetilerek evlenilmesi kesinlikle doğru değil. Tabii bu demin o dediğimiz e, ilişki gibi bir mantık evliliği görüyoruz biz burada. İşte kadın Mantık evliliği diye bir şey var mı? Mantık evliliği aslında bilinç dışıyla yapılan en büyük yanlışlıklardan birisidir. <laughs> Bu nasıl? Aslında ben bunu hiç anlayamıyorum, evet. algılayamıyorum evet. yani. Evet. Demin dediğiniz gibi mesela bir kadının zengin bir erkekle evlenmesi e, ya da bir erkeğin mantık evliliği adı altında kendisi çok işte e, işkolik vesaire biri ise çok dışa dönük bir kadınla evlenmesi, kadın ilk başta maddi olarak erkeğe tutunduğunda. Ee, hormonal olarak serotonin salgılayıp da onun vücutta verdiği haz 16 saniyedir. İsterse senin boğazda yalın olsun, isterse spor arabaların olsun. E, ee, bunun sana salgılattığı 16 saniye. Ama ne yazık ki mutluluk, işte o özgüven, öz şefkat, öz saygı parayla elde edilebilecek bir şey değil. Tabii ki. Dolayısıyla yanlış. Böyle evet. bir karar verilmesi kesinlikle evet. gelecekte hem ruhen değil mi çok derin yaralara yol açacak. Yani kendi inisiyatifinizi, geleceğinizle ilgili inisiyatifi yüzde yüz o kişiye teslim etmiş oluyorsunuz. O kişinin psikolojisine bırakıyorsunuz. İyi olabilir, kötü olabilir, sağlıklı bir insan olabilir, ruhsal sorunları olan birisi olabilir size davranışlarında. Siz ama bunun teşhisini bir koyamazsınız. Ve insanlar değişiyor da yani mesela evlenirken çok harika size muhteşem davranıyor. 5 yıl sonra çok kötü davranabiliyor soğuyabiliyor Evet o yüzden kadınların kendisini güçlendirmesi demin de ifade ettiğin için söylüyorum o kadar önemli ki özgüven sahibi olması, hobilerinin olması bir meslek sahibi olması mesleği olmasa bile bir sosyal çevresinin olması, arkadaşlarının olması yani hayatını tamamen o kişiyle görüştüğü mesela karı koca arkadaşlarına mahkum etmemesi ayrı evet. bir hayatının olması gerekiyor değil mi kadının da? Evet. Ee, ...değersizlik duyguları çok olan, demin dediğimiz gibi potansiyellerinin farkına varamayan... ...ve e, o konfor alanı dışına çıkamayan kadınlar diyor ki... Ya ...ben hayatıma bir erkek alayım, kolay yoldan o bana işte maddi olarak da destek olsun... ...ben çalışmayayım da, şunu bunu da yapmayayım... ...ve geleceğini bir erkeğin yeri gelip de ondan vazgeçme riskine atıyor. Erkek yeri gelip de o rutinden sıkıldığında, aldatma davranışı gösterdiğinde... Kadın her şeyini kaybediyor. Tutunacak hiçbir dalı yok. Yani o, bu yüze gelen boşanmalarda o kadar ıı, karşılaşıyorum ki. Yani mesela hiç çalışmayı bırakmış. Hadi çalışmayı bırakmış, kendisine bakmayı da bırakmış. Evet. Yani kendisine bakmayı bırakmış, özgüveni gitmiş. Evde yaşayan bir varlık haline dönüşmüş. Sadece kendi anne babasıyla görüşüyor. Gencecik kadınlar mesela evet. geliyorlar. İnsanın bence kendisine yapabileceği en büyük kötülük bu. Bizim şunu ifade etmek istiyorum, güçlü kadın güçlü toplum demek. Bir kadının kendisini güçlendirmesi gerek. Bugün bizim Bakırköy Kent Konseyi'nde de yaklaşan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'yle alakalı böyle bir etkinlik olacak. O noktada senin de söylemek istediğin var mı bir şeyler? Yani kadının kendisini güçlendirmesi demek, toplumun da güçlenmesi demek, öyle değil mi? Kesinlikle. Biz zaten gelişmemiş ve gelişmekte olan toplumlarda görüyoruz ki. Kadınlar çok fazla söz sahibi değil, e, hala eski kuşak gelenekleriyle yaşıyorlar, hala çok çekingenler, e, toplum tarafından dışlanıyorlar yer yer. İşte e, mesela bir a, kadının çocuk doğduktan sonra çalışma hayatından uzaklaşması bile, işte e, süt izni vesaire gibi şeyler vasıtasıyla... Bunlar hep kadınları aslında çalışma hayatından uzaklaştırmak için e, yapılan şeyler. Dolayısıyla kadın şöyle oluyor... Bir sözlüğe bile baktığımızda hani hep Türk Dil ile başlarlar ya konuşmalarda da klasiktir. Ben de öyle yapayım. Erkek nedir biliyor musun? E, yetişkin, eril sözüne güvenilir cömert. Türk Dil Kurumu'ndaki açıklaması kadın. Kadın yetişkin dişi artı ev hanımları ev işlerinde yardımcı olan ...diye geçiyor. Tamamen değil, kurumun, yanlış. ki biz bunu kabul etmiyoruz. Evet. Eğitimli okuyan kadınlar olarak... ...ve her kadına mutlaka... ...kız çocuklarını... E, ...erkeklerden daha fazla okutmaları gerektiğinin... ...burada altını çizmek istiyorum. Evet. En önemli şey eğitim. Yani bir misyonumuz ve vizyonumuz... ...olması gerekiyor. Demin dediğimiz gibi... ...bir erkekle karşılaştığımızda... ...asla aileyle... E, ...ilişkileri bozmamak lazım. Arkadaşlarımızdan... ...uzaklaşmamak lazım. İş hayatından... ...uzaklaşmamak lazım... Sonra korkuyoruz. Ve kendine de bakması gerek kadının. Evet. Yani bırakmaması gerekir evlendi diye kendisini değil mi? Bu da benim çok dikkatimi çekiyor. Kesinlikle öz bakım. Öz bakım, öz bakım çok, çok, önemli çok önemli çünkü o sizin kendi ruhunuza bedeninize verdiğiniz öz değer kendi özgüveninizi yükseltiyor zaten. Evet. Sonra işte aldatıldıktan sonra onu fazla yapıyorlar bu sefer telafi <laughs> olarak. İşte o da bu e, belli oluyor ve o da çirkin duruyor. Tabii Diyor ki yapay oluyor. Bu zamana oluyor. kadar yapmadı ama şimdi yapay duruyor. Bazılarında hani hep diyoruz ya şuf duruyor bu kadar bakım. İşte o içerideki bir şeylere yatırım yapmadan sadece dışarıda bir saç rengini değiştirmek ya da bir estetik yaptırmak çok da faydalı olmuyor ilişkilerde. Dolayısıyla e, kadınların bu noktada çok fazla dikkatli olması gerekiyor. Hemen o ilişkileri bozmamaları gerekiyor. Sınırları olması gerekiyor. Hı hı. Hayır diyemeyenler de var. Tabii evet onu, o konuya da girmek istiyordum ama süremizin sonuna geldik. Evet. Ee, son olarak birkaç cümleyle neler söylemek istersin? Evet, e, kadın ya da erkek ilişkilerinde e, Hiçbir şeye öncelikle hemen evet demesinler, bir sınırları olsun. Çünkü biz hayır diyen insanlara ilk başta sinirleniriz ama sonrasında saygı duyarız. Dolayısıyla işte aman beni sevmez, aman bana değer vermez. Böyle yaptığınızda karşınızdaki kişi diyor ki benim onu sevmem için onun hep bana verici olması gerekiyor diyor. Sonra da kadınlar gelip ağlıyorlar diyorlar ki 40 yıl yaptım bir gün yapmadım benden değersiz olmadı. Onun için en başından sınırlarını koysunlar. Peki haftaya yine konuğumuz olacaksın. Bu sefer ilişkilerde aldatmayı konuşalım diyoruz. Tamam. Çok teşekkür ederim. <laughs> ben teşekkür ederim. Değerli izleyiciler bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya cumartesi günü tekrar psikolog konuğumuz Hazal Arslan olacak. Aldatmayı konuşacağız. Bu konuyla ilişkin sorularınızı da bekliyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle sağlık gündemini kapatırken hepinize keyifli mutlu hafta sonları diliyorum efendim.